Herkese merhaba, ben Çiğdem. Diyorama Rölyef Yapılışı 3 bölümlük videonun 3. ve son bölümüne geldik. Bu bölümde rölyefimizden kalan, daha önce ilk 2 bölümde tamamlayamadığımız bölümleri tamamlayacağız. Şemsiye yapımıyla başlıyorum. Şemsiye yaparken Bristol karton kullandım. Yani ne ince ne kalın bir karton. Gördüğünüz gibi bir ön bir arka parçayı keserek ince eva parçalarıyla tellerini oluşturarak kağıttan şemsiyemi yapıyorum. Kartondan daha doğrusu. 3 boyutlu olması için içine tutkallı peçeteyle hacim verdirdim. Üzerini tutkallayarak, sırf üzerini değil tabii için arkasının her yerini sertleştirdim. Kuruduktan sonra zımparayla düzelttim. Şimdi akrilik boyayla boyayarak iyice sağlamlaşmasını sağlayacağım. Önce bir fon attım. Hatta iki kat da olabilir bu fonlar. İçten dıştan bunlar da sağlamlığını arttırıyor arkadaşlar. Zaten akrilik boya en az 4 kat olmak durumunda. İlk 1-2 katı ancak kapatıyor ve en üste aydınlatmalar, rengi açarak gidiyoruz. Resmi boyarken de hacim vermiş oluyoruz. Boyarken de gölgelemeler yaparak 3 boyutlu görseli destekleyecek şekilde boyuyoruz. Şemsiyenin diorama rölyefte şemsiye yapılışı bu model olarak sadece tabii. Tam arkadan açık bir şemsiye olunca onun yapılış şekli daha farklı oluyor. Yarım açık olarak bu şekilde yapıyoruz. Şimdi akrilik boyayla kızı boyayacağım. Eteğini boyayacağım. Yine koyu renkten başlıyorum arkadaşlar. Koyu renkten başlama sebebim gölgeleri daha kolay verebilmek. Çünkü üstten açarak rengi boyadığım için koyu olan yerler, dipteki yerler daha doğrusu gölge olarak kalacak. Daha da rahat edeceğim. Tabii bu arada dediğim gibi 3-4 kat boyandığı için bir yer kururken diğer yeri yapıyorum ki iyice kuruması lazım. En az bir 20-25 dakika kuruması lazım boyadığım yerin. Ki ikinci katı yaparken alt kattaki boyayla karışma olmasın. Şimdi rengimi açarak gidiyorum. Gölge olmasını istediğim yerlerde az boyuyorum tabii. Daha açık renk hacmi verebilmek için daha önde görünen yerleri açık renge boyadım. Hafifçe yedirerek akrilik boyayı birkaç ton boyadım. 3 boyutlu resimlerimiz arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Yine resimsel olarak boyuyoruz. Çiçeklerimi de hamurdan yapmıştım bir önceki bölümde biliyorsunuz. Şimdi de akrilik boyayla birazcık hareket verdim. Işık ve aydınlatmalar yaptım. Şu an elimde kullandığım şeffaf mozaik sıvısı. Şeffaf boya olarak da geçiyor. Parıltı veriyor arkadaşlar. Böyle su tarzı efektler oluşturmak için güzel bir boya. Daha önce geçen videoda yaptım. 3 boyutlu kızın elini yapmamıştım. Çünkü şemsiye oturtacağım için. Şimdi yaptım hamurdan. Hatta videonun sonunda da göreceksiniz. Videoyu bitirirken boyamayı unutmuşum. Arkadaşlar böyle basit objeleri de bu şekilde strafor kullanarak oluşturabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi bir çiçeklik yaptım strafordan.
Üstüne liken yosunları, her zaman kullandığımız ve hazır çiçeklerim vardı elimde. Fakat bozulmuşlardı biraz. Şöyle onları da modelleyerek saksının üzerine çiçekler oluşturdum. Yine şeffaf boyayla, mozaik sıvısı da deniyor az önce dediğim gibi, şemsiyenin üzerindeki ıslaklık efektini vermeye çalışıyorum ve çalıların üzerindeki damlacıkları, ki bu kuruyunca şeffaflaşan bir boya, pırıltılı oluyor. Şimdi artık 3 boyutlu rölyefimiz bitti arkadaşlar. Sıra geldi çerçevesini yapmaya. Tabii bu aşamada eğer ki böyle bir rölyef çalışırsanız çerçeveciye verebilirsiniz. Her zaman söylüyorum bunu, ben kendim yapmayı sevdiğim için. Şu an kullandığım 2 milimlik mukavva. 2 milimlik mukavvadan 2 ayrı çerçeve kestim. İstediğim boyutta ölçtüm, ayarladım. Rölyefimin içine 2-3 milim girecek şekilde kenarlardan. 2-3 milim girecek şekilde. Beyaz tutkal. İçine boyalarımı, akrilik boyalarımı katıyorum. Rengi oluşturup önce iç taraf için hazırladığım geniş mukavva çerçeveyi boyuyorum. Çünkü bunu daha sonra boyamam çok zor olur. Çünkü bir paspartu gibi olacak bu çerçevenin şekli. Her videoda farklı bir çerçeve modeli çıkıyor. Çünkü ben de tek sabit kalamıyorum nedense. Hep kafamda değişiyor bir şeyler. Farklı fikirler doğuyor ve uyguluyorum aklıma göre. Şimdi tutkalla yapıştıracağım. Birinci çerçeveyi oluşturduğum. Dediğim gibi 2 milimlik mukavva kullanıyorum. İki taraftan da tutkalladım. Tabii tutkal biraz formunu bozuyor arkadaşlar ve boyama da bozuyor mukavvaların. Fakat kendini çektikten sonra bulaşmayacak duruma geldiğinde bir şekilde üzerine ağırlık koyarak, ki şu anda onu yapacağım. Bu arada ters çevirmişken sarkacını da yapacağım bu şekilde vidalayarak. Böyle benim pratiğime geliyor. Evet, ağırlıklarımı da koydum. Bu şekilde arkadaşlar, videoyu bitirebilmek için ben çok kısa süre bekledim. Hatta ben son çekimini yaparken elime boyalar bulaşıyordu. O derece çabuk yaptım. Ama normalde 3-4 saat bu şekilde ağırlıklarla kalırsa çok daha iyi olur. Ben videomu çekimini bitirdikten sonra yine ters çevirip birazcık ağırlık koyarak o şekilde kurmaya bıraktım. Bir de arkadaşlar, rölyefimiz bu arada bitti. Bu şekilde oldu. Yaklaşık 3-4 gün iyice kendini çekip taş gibi olduktan sonra vernik atacağım. Sprey vernik olabilir, su bazlı vernik olabilir. Yalnız çok sevdiğim, tercih ettiğim mat su bazlı bir vernik var. Ben onu tercih ediyorum kendim. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup ay gene diyemedim ya. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma destek olup abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Gelecek hafta yeni başlayanlar için bir rölyef yapacağız. Malzemeleri hazırlayın. Hep beraber, çok basit, kolay bir tasarımım var. Emin olun hepiniz yapacaksınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.